Merhabalar Tuzgöl TV takipçileri. Şu anda Yüksecik'te Ali Rıza Kösü Emmi'nin evindeyiz. Burada gördüğünüz gibi çok güzel bir tarihi var. Ben buraya daha öncesinde geçen sene geldiğimde burada plaktan, megafondan çalan şarkıları, buradaki eski eşyaları görünce gerçekten aşık olmuştum. O zaman da Ali Rıza Emmi'ye yalvarmıştım hatta haber yapalım diye. Fakat nasip bugüneymiş. Gerçekten çok güzel bir yer. Buraya girdiğiniz zaman sanki tarihin o tozlu raflarına doğru adım atıyorsunuz, gezinti yapıyorsunuz. Zaman türeninde eskiye doğru bir gidiş yaşıyorsunuz. Çok güzel bir yer. Radyolar, buradaki eski zamanlarda kullanılan Osmanlı döneminden kalma olan siniler, yaşantı dönemlerinden kalan tabaklar, her şey, paralar, aklınıza ne gelirse, hatta biraz sonra size göreceksiniz, İsmet İnönü'nün kendi adına bastırdığı para bile var. O dönemlerden kalma, 100 yıllık malzemeler var burada. Gerçekten bir tarih yatıyor. Buradaki malzemeleri görünce insan duygulanıyor ve geçmişini, o güzel şeyleri, hatıraları bir kez daha hatırlayıp bir kez daha yad ediyor. Gerçekten bu güzelliği sizlere göstermek benim için çok büyük bir keyif. Burayı toplayan, bu hale getiren ve geçmişimizi, tarihimizi bizlere hatırlatan, başta Ali Rıza Emmi'miz olmak üzere kendisine ve ailesine, bunu koruyan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve sizlere bu güzel sunumu yapmaktan, haber yapmaktan dolayı çok mutlu olduğumu iletmek istiyorum. Sabahtan uğradım Ayşe yoluna, sabahtan uğradım Ayşe yoluna, sabahlarım dursun boynuma, Ayşe boynuma. Mektebe kadar götüreyim. Olmaz. Görsün yarattı. Tamam. Şu eski bak, bu eski ıprık. Osmanlı ıprık. Ne işe yarattan da alacak? Bu su, abdest suyu mesela. Gelinler böyle kaynatıyor. Böyle su döküyor ha. Osmanlı. Efendime söyleyeyim. Şu eski mesela kuğumlar. Evet. Eski kuğumlar. Gelinlere bunlar mesela. Burada birinin hem gelin ismi var, hem damadın ismi var. O kuyumda. O zamanın hediyeleri mi? O zaman hediyesi tabi. Bu kuyumlar olacak tabi gelinlere. Şunlar zaten gelinlerin sandıkları. Böyle boy boy mesela. Şu radyolar çok eski. Bu radyolar. Tabi. Bak şu radyo çok eski. Genalar yazıyor. Kaç senesi ki? Çok ya, 100 sene radyo bunlar. Şu eski Türkmenistanların gelinlerin başlığıymış. Ha, bu her tarafı gümüş. Bak. Ha. Bu şey gibi mi? Buyur. Böyle gelinler. Gelinler gidiyor ya. Şimdi gelinlik giydiriyorlar, gelinleri alıyorlar. Evet. O zaman zamanı buymuş yani. Gelinlik buymuş. Buymuş gelinlik ha. Gel oğlum, benimle gel. Ya ne diyeyim ben sana de mesela. Şunlar gaz ocağı. Bunlardan çay pişerdim. Evet. Yanar de, hala yanar. Pompayla böyle yanar. Ha, böyle ondan göre. Şunlar eski, çok bir eski kapaklı sahan diyorlar bunlara. Bunlara yemek yaparlarmış düğünlerde mesela, böyle ağır misafirlere. Bak şunlar mesela dövme 1,5 kilo şu. Çok ağır bunlar dövme. Osmanlı. Şey mi onlar? Sahan. Sahan. Sahan, kapaklı sahan. Bu? Bakır mı bu? Bakır, bakır, bakır. Burada öyle şey, dandik mal yok. Şu mesela eskiden yörükler göçemeye gittiğinde böyle içine sabun kollar basarlarmış. Böyle. Bu da bakır. Anladım. Ondan girelim. Şu eski çorba tası bir. Kuvvetli tasdiller şu, pakır yani. Şunlar eski Osmanlı,
Eskiden bunlara ütü yaparlarmış gelinlerin feslerine. Böyle dondurur üstüne basarlarmış. Kalıp yani. Kalıp. Bu kalıp bu yani böyle. Kalıp. Çok eski bir adam. Çok eski. 100 senelikten fazla. Ondan geri. Ne diyeyim ben. Şu. Bak. Bu da abdest leğeni. Dursa şunu suyunu koyayım ben. Kaynata geldi mi ayağını yıkarmış. Şuraya ayağını koyuyor. Bundan su, gelin su döküyor. Bu abdest leğeni. Çok eski. 100 senelikten fazla bunlar. Ya işte eskiye bir merakım var, kaybolmasın diye. Bunları yaptık böyle. 100 senelikten fazla bunlar. Bu arkasında Konstantin'e var, yazar. Gedemden kalma. Konstantin'e yazıyor. He, bir mühür baskısı var Konstantin'e. Sesen kaldırayım. O iyi olur görürsek. Dur sen. Bu çok eski, herhalde 150 senelik var. Anladım. Şu, bak. Bu ne? Bu arada çorba kollarımız soğumasın diye bu kapaklı. Ha, ne şey bu ne diyeyim ben, pakır yani. Anladım. Dur sen. Bu zini net 9 kilo. 9 kilo? 9 kilo. Gelinler bunu kaldırmış, şimdi naylonu zor kaldırıyor. Gel. Şurada bir mühür baskısı var. Nerede tam olarak? Şu mu? He. Arapça değil mi o? Konstantin'e yazıyor. Şu paralara bak. Bak. Sen para hiç görmedin. Askeri 50 lira. Bir tarafı yeşil. Evet. Bir tarafı bak kahverengi. Kaç yılının bu? 30'un başkısı diyor karı bak. 1930'un. He, değil mi? Nerede yazıyor? Bak bir de yazardır ya. Ha 1930'daydı. 11 Haziran 1930. Ha bak. Şunu adam çıkarmış bak. 1000 lira. Bu da 1930 baskı. Heh, baskı ha. Tabii. Şu sahtesi. Şu şey İsmet İnönü'nün 1000 lirası. İçindeki 50 kuruş da sahte değil de. İsmet İnönü'nün değil mi bu? İsmet İnönü'nün. Atatürk öldükten sonra bastırdığı para. Evet. Bu, yalnız bu, o geçmez o para önce. Sahte yalnız o. Sahte mi? Şu paranın hakikisi olsa 40 bin dolar. Abi. Burada kitap var bende bak ha. Koyuyorum. Tamam. Annem kahve pişsin. Tut sen de hep. Gerdanda çifte, benler gerdanda çifte. Benler aşık olursa, benler aşık olursa. Aşık 1950 doğumluyum, Ali Rıza Kosa. Böyle bir eskilere meraklıyım, kaybolmasın, dedemizden kalma. Tabi bu işte dostu da varsa getirse alırım da parasıyla da alırım yani buraya korum. Yani hodlerleri 10 paraya vermesinler yani. Sağ tuttular bana vermezlerse evlerinde dursun yani. Şöyle mesela bir mavzerin namlusu. Bir hodlerden aldım 10 liraya aldım. O namlu orada arkada duruyor bak. 10 liraya atırım ya. Ya evi koydursun 10 liraya vermiş adam. Ondan göre. Ne yapayım ben böyle? Çalarım böyle. Entegre bundan tabii ben kıymatını bilirim, silerim, bakarım, burada vakit geçiririm. Ondan kimseye kaybettirmem, bildirmem ondan karışır. Beklerim. Bazı hırsız da geliyor ama hırsız da pek yanaşamaz yani. Tabii gece pek fazla yatmam ben, gezelerim. İşte bunlara merakım var bir böyle. Komşuda olanlarımız, eski arkadaşlar söylüyorum yani, hordacılara vermesinler. Yani evlerinde durdu. Bunlar değerli eşyalar değil mi? Değerli eşya bunlar tabii. Eski Osmanlı bak, o zini 9 kilo. Eskiden o zini evet. Mesela 9 kilo. Dedemizden kalma. Ben sahip oldum bunlara. Hala da sahip oldum ama sonunda çocuklar cihara'yla değişirse benim kabahatimle. Mesela şu dedemde, şu franga. Evet. İşkembe, eskiden işkembe yapalım. Franga bu eski, çok eski franga.
Ya işte niye bileyim vallahi bunları böyle merakım var. Durduruyorum hocam. Eskiye çok bir havasım var. Ne derimse bilmiyorum. Çok da yazım falan diye. Ondan bir şeyim bilmem. Kafamdan bir çıkırıklık var. Bunları niye böyle şey diyor. Bunları ben bir alfalara ben vardı sattım. Bu eşyalar dedemden kalma çoğu. Yukarıda çatıdaydı. Buraya indirdim. Buraya böyle dükkan gibi bir şey yaptım. Tarihsel şey yani biliyor musun? Allah razı olsun. Doğru. Niye? Bu işte eski başlık gelinlerin, Türkmenistanların. Ben merak ettim bunu aldım bir yerden. Bundan da gelen çekiniyor böyle. Bu tabi her tarafı kumuş, boncuk, eski. Çok eski bu yani herhalde 100 seneden fazla. O zamanlarda bunlar başlık olarak mı? O zamanlar gelinlere bunlar başlık şeyine. Şimdi gelinlik alıyorlar ya 3-5 bin lira diyenler. Bu da o zaman bu geçerliymiş. Dur koy. Ha. Yukarıya şöyle kaldı ha. Dur. Dur. Heh. Osmanlı Feso torunda akmış.